24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Yoğun bir gündem. Çok fazla sayıda canlı bağlantıyla özellikle Ankara'da yaşanılan bir gelişmenin anında aktarımıyla karşınızdayım. Kısaca özetleri vermek istiyorum. Teröre karşı millet artık tam anlamıyla burasında ve büyük bir hızla devam ediyor çalışmaları insanlarımızın. Erzincan ve Kocaeli'nde gösteriler vardı. Yurdun dört bir yanında ve Güneydoğu'da terörü lanetleyen kitlelerle karşılaştık. Birazdan aktaracağım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar geldi. Özellikle Elbap'ta Türkiye'ye destek olmayan koalisyon güçleri, onlar kendilerini biliyorlar. Ne karşı eleştirileri vardı? Niçin en azından hava desteği sağlanmadığını sorguladı. Bu önemli açıklamaları birazdan aktaracağım. Fırat Kalkanı Harekatı'na da bakacağız. 113 DAEŞ hedefini daha imha ettik. İlerlemeler sürüyor ama hava şartları nedeniyle ve Elbap'ın neredeyse bir bombalar kenti haline getirilmiş olması nedeniyle biraz yavaş ilerliyoruz. Olabilir. Bu bir önemli harekat. Hem detayları vereceğim hem de detayları alandaki arkadaşım Şehmus Çakan'dan alacağım. Ve Cerablus'a da ekibimiz gitti, Umut Erol ve arkadaşlarımız. Orada Türkiye'nin istikrar gücünün nasıl Orta Doğu'da devreye girdiğinde pozitif sonuçlar ortaya çıkardığını hep beraber gördük, görüyoruz ve birazdan da izleyeceğiz. Devamında bütün bu gelişmeleri Abdullah Ağar'la değerlendireceğim. Ama dilerseniz ana giriş yaptıktan sonra bültene geçmeden önce hemen Ankara'ya bağlanalım. Burak Alganatay şu anda canlı bağlantımda ve Ankara'da beni bekliyor. İyi akşamlar Burak Alganatay. Ardan Zentürk, iyi akşamlar. Kritik görüşme sona erdi yaklaşık birkaç dakika önce. Evet. Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım esasında daha erken saatlerde buluşacaklardı ama anladığım kadarıyla Başbakan'ın Ilgaz Kastamonu toplantıları ve etkinlikleri bu saate biraz sarkıttı. Bir açıklama var mı veya perde arkasında neler duyduk? Aslında şöyle söyleyebiliriz, 18.30'da yapılacaktı bu kritik randevu, dördüncü randevu diyoruz. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın bir programı vardı, Kastamonu programı sonrasında bir gecikme yaşandı ve saat 21.15'te başladı bu program. Bahçeli'de saat 21.15'te tam vaktinde Çankaya Köşkü'nde oldu. Kuşkusuz önemli konu ve konu başlıkları ele alındı. Bunlardan bazılarını açıklamadan önce şu konuları verelim. Hatırlanacağı gibi Başbakan Binali Yıldırım aslında son, yani geride bıraktığımız hafta çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda özellikle bazı maddeler üzerinde AK Parti kanadından da, AK Parti milletvekillerinin de çekinceleri olabileceğini, hatta olduğunu da söylemişti. Bu yüzden de genel bir değerlendirme yapılacağını ve bunu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile de masaya yatıracaklarını söylemişti. Hangi maddelerden bahsediyoruz? Kuşkusuz bunlar da özellikle yedek vekillilik konusu. Yedek vekillilik, Cumhurbaşkanı adayının özellikle doğuştan Türk vatandaşı olması gibi bazı şartlar, yeni anayasa konusunda eklenen bazı şartların son olarak değerlendirildiğini biliyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürdü bu kritik randevu. Yaklaşık birkaç dakika önce de tamamlandı. Evet. Ve ilk sorduğunuz soruya dönelim. Bir açıklama bekleniyor mu? Şu dakika itibariyle bir açıklama olmayacağını söyleyelim. Muhtemeldir ki hafta içinde hem Başbakan Binali Yıldırım hem de MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili açıklama yapacaktır Ardan Zentürk. Teşekkürler Burak Algalantay. Moderatör gecenin ilerleyen dakikalarında PKK, FETÖ ve DAEŞ'le yaptığımız mücadelenin tüm detayları yer alacak. Ama önce milletimizin nabzı. Çünkü
millet burasında biraz önce de söylediğim gibi teröre karşı Çanakkale ruhuyla, Afyon Kocatepe ruhuyla ve 15 Temmuz ruhuyla direniyor ve terörü lanetliyor. İşte o görüntüler. Ellerine bayraklarını aldılar, şehitler için dualar ettiler. Binlerce vatandaş birçok ilde yine teröre lanet okudu. Şehitler ölmez, vatan da ölmez. Kocaeli'deki yürüyüşte binlerce kişi polis ve askere yapılan hain saldırılara dur demek için bir araya geldi. Yürüyüşe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Senin destanını okudum. Kalabalık grup şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Yürüyüş şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahel Alemin. Erzincan'da da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan grup terörü lanetlemek için yürüyüş düzenledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yürüyüşte büyük bir Türk bayrağı da açıldı. Erzincan valisi Ali Arslantaş yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada teröre gerektiği yerde gereken cevabı vereceğiz diye konuştu. Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor. Fakat bu şehitlerimiz bizim Anadolu'nun sahibi olduğumuzun mühürleridir. Kırklareli'nde ise kamyon ve tır şoförleri Türk bayrakları asılı araçlarıyla şehir turu atarak terör saldırılarına tepki gösterdi. Şoförler yaklaşık 250 araçla konvoy oluşturup korna çalarak şehir turu attı. Teröre karşı anlamlı bir ses de Gaziantep'ten yükseldi. Bu kez Gaziantep'te toplandı Doğu ve Güneydoğu bölgesi dernekleri ve iş adamları ortak bildiriyle terörün her türlüsünü kınadılar. Doğu ve Güneydoğu dernekleri ve iş adamları Türkiye'de yaşanan terör olaylarına tepki göstererek birlik beraberlik çağrısında bulundu. Gaziantep'teki Siirtliler Derneği'nde bir araya gelen Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ve İş Adamları Platformu üyeleri adına iş adamı Cemal Kadıoğlu açıklama yaptı. Bu coğrafyada, bu topraklarda doğan ve yaşayan bizler, Doğu ve Güneydoğulu iş adamları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz bu güzel ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. İş adamları ve dernek temsilcileri toplantının sonunda platformun ortak bildirisine imza attı. Bu arada HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde Ankara'da gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında Aysel Tuğluk'un ifade vermeye gitmemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Savcılık, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un adresinde gözaltına alınmasını talep etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimatı yerine getirdi. Aysel Tuğluk sabah saatlerinde gözaltına alındı ve İfadesinin alınması için önce sağlık kontrolüne ardından da Diyarbakır'a gönderildi. Bütün güvenlik güçlerimiz, aslan evlatlarımız, genç delikanlılarımız kar kış dinlemiyorlar. Çok zor hava koşullarında özellikle iki örgüte karşı alanda büyük bir mücadeleye devam ediyorlar. PKK ve DAEŞ. İşte bugün yaşanılanlar. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yol kontrol noktasında dur ihtarına uymayan araçtan ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Jandarma ekipleri Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri arasında denetim yaptıkları sırada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araçtan ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede bir M16 piyade tüfeği, 2 M16 şarjörü, 30 M16 fişeği, bir el bombasıyla iki sırt çantası bulundu. Olay bölgesinde bulunan ve çatışmada yaralanan bir şüpheli ise gözaltına alındı.
Batman'da ise bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan bölücü terör örgütü üyesi, beraberinde bir tabanca, iki av tüfeği, çok sayıda fişek ve askeri malzeme ile birlikte yakalandı. Mardin'de ise Savur ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarını ateşle karşılık veren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Bir terörist ise sağ yakalandı. Ayrıca güvenlik güçleri Diyarbakır merkezde terör örgütü PKK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise terör örgütü DAEŞ üyesi birer teröristi yakaladı. İzlediğiniz haberde özellikle altı çizilen M16 piyade tüfeği ve mühimmatları PKK'nın elinde ne arıyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de PYD veya neyse adı. Onlara güya DAEŞ'la savaştıkları için verdiği silahların Türkiye'ye yavaş yavaş sızdığını gösteren önemli göstergelerden biri. M16. Gelişmiş bir Amerikan deniz piyade tüfeğidir. Geçelim. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Elbap operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İbrahim Kalın özellikle koalisyon ortaklarımızın neden Elbap operasyonunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını sorguladı. Elbap operasyonu ilişkin koalisyon ülkelerine mesajları netti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın uluslararası koalisyonun hava desteği vermemesine tepkisi de sertti. Meşru bir gerekçe olmadan hava desteğinin verilmemesi elbette kabul edilemez. Zaman zaman uluslararası toplumun ne Halep konusunda, ne DAEŞ'la mücadele konusunda, ne mültecilerin sorunları konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirme toplantısı için kameralar karşısındaydı. Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elbap'tan sonra Münbiç, Amerika ile el ele verirsek Rakka var sözleri de hatırlatıldı. Bir ortak komisyon Münbiç'e gitti. Orada şu anda biliyorsunuz bir yerel kent yönetimi şeklinde bir yönetim biçimi var. Münbiç'i onlar yönetiyorlar. Onların gözlemleri, değerlendirmeleri çerçevesinde bu konuda temaslarımız devam edecek. Rakka operasyonu şu anda birinci aşaması devam ediyor. Yani bizim orada da DAEŞ'le mücadele konusunda en ufak bir tereddütümüz yok. Kalın, Türkiye'nin Suriye politikasında değişiklik yok vurgusunda bulundu. Suriye'de geniş kapsamlı ateşkes için Astana zirvesini işaret etti. Burada bütün taraflara, Rusya'dan İran'a, Avrupa'sından Birleşmiş Milletler'ine, Amerika'sına kadar tabii ki önemli sorumluluklar düşüyor. Yapıcı yaklaşmak, sorunu çözmeye odaklanmak burada büyük önem arz ediyor. Bizim yaklaşımımız bu. Dediğim gibi BM sürecine ilave olarak planlanan bir süreç. DAEŞ'in Rakka'daki 700 canlı bombayı Elbap'a gönderdiği iddialarına da yanıt verdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Hangi tür takviye yaparlarsa yapsınlar, hangi tür manevra yaparlarsa yapsınlar, bu terör örgütüne Türkiye orada göz açtırmayacaktır. Ve ikinci kandil yapılmaya çalışılan Sincar'daki PKK varlığı. Sincar'la ilgili demin de ifade ettiğim gibi burada Sayın Neçirvan Barzani'nin yaptığı açıklamayı biz destekliyoruz. Zira bildiğiniz gibi bölücü terör örgütünün oradaki mevcudiyeti bizim kadar onları da rahatsız etmektedir. Biz bu konuyu Irak makamlarıyla da görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz. Zira şu veya bu bahaneyle bölücü terör örgütünün orada bir konum elde etmeye çalışması asla kabul edilemez. Sevgili seyirciler, şimdi vereceğim haber sadece bir ön bilgi niteliğinde. Çünkü kesinleşmesi için hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem de Rusya'dan bir açıklama beklememiz gerekiyor. Ama kaynak güvenilir olduğu için kulağınızın bir köşesine küpe olsun diye aktaracağım. Ama bu kesinleşmiş bir bilgi değil. İbrahim Kalın'ın bu açıklamalarından sonra Rusya savaş uçaklarının Elbap operasyonuna katıldığı ileri sürüldü. Suriye'nin Kuveyres askeri üssündeki askeri kaynaklar bu üsten havalanan Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı SU-24 ve SU-34 savaş uçaklarının
Erbap'taki DAEŞ mevzilerini bombaladığını ve örgüte ağır kayıplar verdirdiğini bildirdiler. Ama bu bir bilgi. Bunu tam netleşmiş bir haber olarak algılamayın. Sadece bilginiz olsun. Biraz da operasyon Elbap'a bakalım. Çünkü oradaki harekat bütün hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 113 DAEŞ hedefini daha imha etti. Sivilleri öldürüyor DAEŞ. Bu arada kaçmaya çalışan 30 sivilin bombayla öldürüldüğü belirtiliyor. Bir de canlı kalkan operasyonları başlatmış durumda. O nedenle kritik bir operasyon sürdürdüğümüzü kabul edelim. Özgür Suriye ordusuna destek veren Türk ordusu DAEŞ işgalindeki Elbap'ı doğu, batı ve kuzeyden kuşatmış durumda. İlçedeki DAEŞ'li teröristler sivilleri de canlı kalkan yaparak direniyor. Buna rağmen teröristlerle örgütün kullandığı binalar ve araçlar nokta atışıyla vuruluyor. Elbap'ta hedef tespit vasıtalarınca belirlenen 113 DAEŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak imha edildi. Yaşanan çatışmalarda iki muhalif yaralandı. DAEŞ'in kullandığı bir uçak savar silah mevzii de imha edildi. Elbap'ta teröristlerin birçok sokağa el yapımı bombalarla tuzaklaması nedeniyle kontrol sağlanmasının geciktiği belirtildi. Terör örgütü Elbap ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillere yönelik de bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 30 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi. Örgütün ilçeden çıkmaya çalışan sivilleri kalmaya zorladığı ve kurduğu barikatlarla çıkışı engellediği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı terör örgütü DAEŞ'in Elbap'ta kalleşe tuzaklar kurduğu bilgisini de verdi. Teröristlerin yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcıları işlerine oydukları taşlara yerleştirerek tuzakladığı bildirildi. DAEŞ'li teröristlerin ayrıca Elbap'taki evlerin iç duvarlarını yıkarak birleşik mevziler oluşturduğu açıklandı. Aynı taktiğin PKK ve PYD'li teröristlerce Ayn el-Arab, Cizre, Sur ve Nusaybin gibi ilçelerde de kullanıldığına Genelkurmay Başkanlığı tarafından dikkat çekildi. Elbap'ta terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon sürerken Kilis ve Gaziantep sınırında yüksek güvenlikli duvar inşası tamamlandı. Türkiye-Suriye sınır hattında örülen duvar nedeniyle sınırdan kaçak geçişler neredeyse sıfıra indirildi. Yeni duvarın inşasının ardından iki kenti de herhangi bir terör örgütü üyesi geçiş yapamadı. Evet, gördüğünüz gibi sınır bölgesi de çok hareketli. Bir yandan Halep'ten çıkmış olan Özgür Suriye ordusu personeli Türkiye üzerinden Elbap operasyonuna katılıyor. Bir yandan Türkiye yeni sevkiyatlar yapıyor. Yine haberde izlediniz, Diyarbakır temsilcimiz Şehmus Çakan o bölgede Kilis'te bütün gelişmeleri dakika dakika izliyor. Ben de ona bağlanıyorum. Evet Şehmus Çakan, bir yanda hareketlilik var, diğer yanda en taze bilgiler sende. Hemen sözü sana bırakıyorum. Ardından Türk 24 Ağustos'ta başlamıştı Fırat Kalkanı Harekatı ve bu kapsamda tabii ki Elbap'tı operasyonun genel hedefi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun Elbap'taki ilerleyişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama en büyük tehlike tabii özellikle DAEŞ'in Elbap çevresinde döşediği patlayıcılar, hatta düzenli orduların kullandığı RDX patlayıcılar en büyük tehlike oluşturduğunu ifade edildi. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başından beri yaptığı aramalarda, operasyonlarda özellikle patlayıcılar temizlenmesi noktasında bugüne kadar 2000'in üzerinde patlayıcı madde düzeneği bulundu ve yine bu düzeneklerde imha edildi. Tabii Elbap kent merkezinde de hem binalarda hem tüm binalarda diyebiliriz DAEŞ'in döşediği patlayıcı madde düzenekleri var ve bunların da imha edilmesi noktasında da özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ilerleyiş devam ediyor ancak hava muhalefeti nedeniyle, yani bu bölgede sis, kar yağışı ve zaman zaman da yağmur nedeniyle
nedeniyle de operasyonun tam anlamıyla gerçek anlamda ilerlediğini söylemek biraz zor olur. Hava muhalefeti nedeniyle güvenlik güçleri hem havada hem karadan tabii ki yine operasyonlarını devam ettiriyor. Özellikle Türkiye-Suriye sınır hattında alınan önlemler halen en üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz ve sürekli sınır bölgesinde zırhlı mobil timler Türkiye-Irak sınır hattı boyunca sürekli devriye görevlerini devam ettiriyor, sürdürüyor ve yine tabii özellikle Diyarbakır'dan, Eskişehir'den, Malatya'dan kalkan F-16 savaş uçaklarının da hava muhalefeti el verdiği takdirde bu bölgedeki keşif uçuşlarının da halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii anlık istihbaratlara göre de zaman zaman çok sayıda noktada kara birlikleri tarafından da ateş altına alınıyor ve yine tabii ki Elbap bölgesine yine Kayseri'den 500 komando, yine Halep'ten çıkan 1400 kadar muhalif asker, muhalif silahlı bir güç de yine Elbap bölgesine gönderildi. Bunların göndermesiyle birlikte de Elbap bölgesinin geniş bir alanda operasyonun devam ettiğini söyleyebiliriz ve tabii ki ilerleyiş devam ediyor, ancak önümüzdeki günlerde Elbap'a yönelik daha kapsamlı bir harekatın yapılacağını söyleyebiliriz ve bu harekatla birlikte Elbap'ın tamamen DAEŞ'ten temizlenmesi tabii ki hedefleniyor. Ama en büyük tabii ki sorun özellikle Elbap'ta sivillerin DAEŞ tarafından canlı kalkan olarak kullandığı ve tabii bu anlamda sivillerin zarar görmemesi noktasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir hassasiyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Zaten 25 Aralık'ta yine kent merkezine, yani Elbap'tan çıkmak isteyen sivillere yönelik DAEŞ'in bombalı bir saldırı girişimi olmuştu. 30 kadar sivil yaşamını yitirmişti ve de, tabii ki çok sayıda sivil de yaralanmıştı. Bunların da tedavisi noktasında tabii yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de büyük bir çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii bir süre önce Elbap'ta yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir canlı bomba saldırısı olmuştu. Çok sayıda şehit ve yaralılar vardı. İşte o yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen devam ediyor ve biz bugün 24 olarak o gazilerden biriyle görüştük. Dilerseniz o haberimizi şu an birlikte izleyelim. O gün işte öğle saatlerine doğru bir canlı bomba oldu, patlama oldu. Bir havan düştü önümüze. Buna şükrediyoruz, şehitlerimizi verdik. Onları sağ salim aldık oradan. Yaralarımızı getirdik. Kurtulan oldu, kurtulamayan oldu. Ailelerine sabır diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Elbap'ta DAEŞ terör örgütünün canlı bomba saldırısından yaralı kurtulan kahraman Türk askeri o anları 24'e anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elbap'ta Fırat Kalkan Operasyonu kapsamında Elbap'taki operasyonu başarılı bir şekilde devam ederken Elbap'ta bir süre önce üzücü bir olay meydana gelmişti ve o yaralı askerlerden bir bölümü de halen Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altındalar. Suriye'de terörün beslendiği bölgeye yönelik başlatılan Fırat Kalkan Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'na desteğiyle devam ederken Türk askeri de kritik bölge Elbap'ta bulunuyor. İşte o Türk askerlerinden biri 21 Aralık'ta DAEŞ'in canlı bomba saldırısından kurtuldu. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçik yaşadıklarını 24'e anlattı. İşte Türk askerinin orada bulunması, üst bölgelerinde bulunması, Kilis Arkı'nın rahata kavuşması. Tekrar iyileşip oraya gitmeyi düşünürüz yani. Sonuçta vatanımız, her yerimiz, her şeyimiz. Hedef orayı DAEŞ'te tamamen temizlemek. Tabii kesinlikle, kesinlikle DAEŞ'ten tamamen temizlemek burayı. Tek amacımız, tek hedefimiz o. Başka bir şeyimiz yok ya. Yaralı askerin babası da oğlunun gazi unvanı almasından dolayı gururluydu. Ne mutlu bize, devletimize, milletimize böyle bir yerle yetişip verdiğimiz için. Bundan sonra Cenab-ı Allah hepimize yardımcı olsun. İnşallah geride kalanlara böyle acı göstermesin cümlemize. İnşallah her şey yoluna gider, düzeliriz. Bizler için iyi olur. Allah razı olsun. Sağ ol. İyileşip tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii kesinlikle. Vatanımızı asla satmayız. Aslında. Kaç gün operasyonda devam ettiniz? İşte bir aydır oradaydık biz. Hı hı. Bir ayın sonucunda işte 21 Aralık günü, Perşembe günü işte. 20 Aralık, 21 Aralık tam olarak hatırlamıyorum. Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız. Bu Elbap'a kadar uzanan Fırat Kalkanı harekatı Cerablus'tan başladı. Cerablus hemen Karkamış'ın karşısında. Yani sınırımızda olan bir yerleşim birimi Suriye'nin. O günden bugüne 4 ayı aşan bir zaman içinde Cerablus'ta yaşanılan gelişme sadece askeri açıdan değil, Türkiye'nin bir istikrar gücü olarak Orta Doğu'da ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından çok dikkat çekici. Çünkü Cerablus, Fırat Kalkanı Harekatı başladığında ölmüş bir ilçeydi. Umut Erol muhabirimiz ve kameraman Uğur Tüney Cerablus'taydı. Arka sokakları dolaştılar.
ve Türkiye'nin o şefkat ilinin nelere kadir olduğunu bir kez daha gördüler. Burası Ahmet Selim Mulla Lisesi. Bir zamanlar terör örgütü DAEŞ'in işkence merkeziydi. Ancak o günlerden eser kalmadı. Burası da Cerablus Sahra Hastanesi. Hastalar kliniklerde sıra bekliyor. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ilk hedefi Gaziantep Karkamış'ın sınır komşusu olan Cerablus'tu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu birlikleri terör örgütü DAEŞ'a karşı büyük bir süpürme operasyonuna başladı. İlçe saatler içerisinde terör örgütünden kurtuldu. Operasyonun ardından ilçe hızla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin elektrik, su ve altyapı desteği verdiği Cerablus'ta nüfus 30 bine yaklaştı. Fırat Kalkanı ile birlikte Cerablus teröristlerden temizlenmişti ve hayat yavaş yavaş normale dönüyordu. Şu anda Cerablus'ta 28 bin kişi yaşıyor ve gördüğünüz gibi dükkanlar yeniden açılmaya başladı. İlçedeki dükkanlar tek tek onarılıyor. Esnaf satışlardan memnun. Cerablus'ta hayat nasıl? Yok, iyi hayat elhamdülillah. Yok, Cerablus'ta iyi hayat, her şey. Satışlar nasıl? İyi elhamdülillah. Yok, iyi. İşler... Ne yapıyorsunuz burada? Etli ekmek, peynirli ekmek? Ekmek, lahm bacin, muhammara. Cerablus'ta mı yaşıyordun? Evet, Cerablus. Savaş başlayınca Türkiye'ye mi gitti? Evet. Kaç yıl kaldın Türkiye'de? 4 yıl. 4 yıl. Operasyon bitince Cerablus teröristlerden temizlenince... Cerablus'a geliyor. Cerablus'a gelir. Geri geldin. Evet. Şerif Memiş de ilçede esnaf, kasaplığa çocukluk yıllarında başlamış. Terör örgütü DAEŞ'a rağmen ilçeden hiç ayrılmamış. Ancak o günlerin ne kadar zor geçtiğini de unutmamış. Fırat Kalkanı operasyonu için Türkiye'ye teşekkür ediyor. Cerablus'ta sadece sokaklar değil, dükkanların içi de oldukça hareketli. Şu anda bir kasaptayız. Kolay gelsin. Sağ ol. İşler nasıl gidiyor? Elhamdülillah, çok şükür Allah'a. İyi. Oldukça yoğun. İyi elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Siz hep Cerablus'taydınız. Evet, Türkiye'nin sayında elhamdülillah çok güzel oldu. İşler çok güzel. Şenlik millet geldi, hepsi Türkiye'den. Her yerden geldi, kalabalık oldu, çok güzel oldu. Peki siz savaş olduğunda burada mıydınız? Ben buradayım ha. Bir yere gitmedim. DAEŞ buradayken siz de buradaydınız. Ben burada, hiçbir yere gitmedim elhamdülillah. Peki neler yaşandı o günlerde? Vallahi yaşandı, zor günler. Çok zor. Savaş ve DAEŞ terör örgütü sebebiyle Cerablus'u terk eden Suriyelilerin ilçeye dönüşleri devam ediyor. İşte tekrarın söylüyorum. Türkiye kimsenin toprağında gözü olmayan bir devlet. Ama elini uzattığı her yere barışı getirir. 1974'te Kıbrıs'a çıktığımızda da Rumlara da barışı getirmiş bir milletiz. İnşallah evlatlarımız işlerini iyi yapıyorlar ve sanıyorum Türkiye'nin bu istikrar gücü formülü yakında bütün Orta Doğu'ya artık bu kan gölünden kurtulmanın yollarını açar. Abdullah Ağar'a soracağım, güvenlik ve strateji uzmanı. Evet, Türkiye'nin bu istikrar gücü her şeyin yolunu açar mı Abdullah Ağar? Saygılar öncelikle Ardan Bey. Ümidimiz ve duamız ondan yana. Sonuçta büyük bir gayret var, büyük bir fedakarlık var. Bir diğer tarafıyla üremiş olan çok fazla sayıda risk var. Evet. Fotoğraf durmadan değişiyor. Ama buna rağmen Türkiye istikrarlı bir şekilde şu ana kadar IŞİD'e karşı yapılan en kararlı ve en etkili operasyonu kendi başına, diğerlerinden hiçbirisinden destek almadan yapmaya devam ediyor. Bir tek NATO müttefikimiz bile yok ortalıkta. Biz ise onların İncirlik'te yerleşmesine izin vermiş durumdayız. Sizce bu tarihi bir çelişki değil mi? Çelişkiler sadece tarihi olsa iyi Ardan Bey. Aslında kavramsal anlamda çelişkiler üremiş durumda. Evet. Şimdi IŞİD'le mücadele ediyoruz gerekçesiyle bu coğrafyaya müdahale ettiler. Dizayn etmeye başladılar. Şu an IŞİD'le mücadelede en etkin varlık ortaya koyan Türkiye'nin yanında hiçbirisi yer almıyor. Hatta ortaya koymuş oldukları hamlelerle birlikte Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesini zorlaştıracak görüntüler sergilemeye başladılar. Hatta geçenlerde Körbin bir açıklaması vardı.
Moskova zirvesinden sonra masaya davet edilmediğimizi biliyoruz. Ve Türkiye şunu bilmedi ki bu mealde Suriye'de bize ihtiyaç duyabilir. Bu kibarca ifade edilmiş, aslında çok sert ve tehdit içeren bir cümle. Yani sonuçta hani gerçekten yani... mücadele gerçekten içinde mücadele ise, bütün her şey bunun üzerine bina edilmişse ve omurga buradan oluşuyorsa, neden şu an kimse yanımızda yok? Bu sorunun cevabını sanırım birileri veriyor olması gerekiyor. Bir diğer tarafıyla da IŞİD çok ilginç hamleler yapıyor aslında. Evet. Yani işte Tabga Barajı'nın olan giden alanda alanı tamamıyla boşaltarak neredeyse 300 kilometre karelik bir alanın YPG PKK tarafından elini kolunu sallayarak ele geçirmesini sağlayan bir IŞİD var şu an karşımızda. Tabii Amerika'da buna dayanarak söylüyor galiba. İki tarafı da kendi elinde oynattığına göre ben biraz ileri yorum yapıyorum belki ama ortada dönen dolap, açık ve amiyane tabirle, biraz bunu gösteriyor. Yani asıl temel fotoğrafta şu var. Gerek Irak için gerek Suriye için şu cümleyi kurabiliriz. IŞİD'in ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle Sünni Arap taban ve Türkmenler çok büyük bir hak mahrumiyetine uğradılar. Hem toprak kaybettiler, hem inisiyatiflerini kaybettiler, hem de haklarını kaybettiler. Böyle bir temel fotoğraf var aslında. Yani ve bu burada sanırım en önemli olan şey, bu mahrumiyetin bir şekilde ortadan kaldırılması. Eğer bu kaldırılmazsa, bakın sadece alanda değil ve yaşanan zamanda değil, gelecekte de çok büyük bir kırılganlık oluşacak. Yani şu an hem mezhebi anlamda, hem meşrebi anlamda, hem etnik anlamda, hem de güçler bağlamında çok büyük bir sınır bölüşümleri, farklılaşmaları söz konusu. Ve bunlar resmen düşmanlıklarla, kırılganlıklarla ve kanla şekilleniyor. Yani bunun istikrarı, o kardeşlik iklimi, o eski ortam veya eskiden çok daha iyi bir ortam üretilemez. Bu sadece bu coğrafya değil, geleceğe de kavuracak ve hatta belki bütün dünyayı içinde çekecek büyük bir risk barındırıyor. Yani bu bence artık özellikle İran'ın, Suriye'nin, İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın işbirliği bu anlamda çok önemli. Ümit ederim buna da bir şekilde Trump da katılır. Çünkü Trump'ın ortaya koyacağı tavır bu noktada çok önem kazanıyor Ardan Bey. Peki bu DAEŞ'in elinde gelişmiş ve ancak devlet askeri birliklerinin stoklarında olabilecek bombalar görüyoruz. ZDX eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Bu patlayıcıların gerçek adresi neresi? Kimden geliyor bu patlayıcılar? Bu bildiğimiz dinamit değil. Bu amonyum nitrattan üretilmiş bir patlayıcı değil. Bu basbayağı orduların kullandığı bir patlayıcı ve DAEŞ şu anda Elbap'ı bunlarla döşemiş durumda. Nedir bu? Şu ana kadar Fırat Kalkanı başladığından beri silahlı kuvvetlerimizin patlayıcı imha birimleri 2335 patlayıcı, ki bunların büyük bir çoğunluğu uzaklı. Bunları ve 42 mayını şu ana kadar etkisiz hale getirmiş durumda. İmha etmiş durumdalar. Şimdi bu rakam çok büyük bir rakam Ardan Bey. Yani hani kabaca bir hesapla bunlar patladığı zaman ortalama 10 kişiyi etkisiz hale getirmesi, öldürmesi. Bunun normalde istatistikler 2,5-3 katı civarında yaralıya neden olduğu ifade ediyor. Yani 2335 yani, dediğiniz zaman 23 bin 25 bin 25 insanın bin ölümü de. Hayatı kaybetmesi, 75 bin insanın da yaralanması gibi çok korkunç bir rakam ortaya çıkıyor. Silahlı kuvvetler ortaya koymuş olduğu harekatla aslında böyle bir kaybın oluşmasını engellemiş durumda. Bu anlamda ben onu da soracağım. Çok 4 aydır izliyorum. Naçizane askeri teknolojilerle ilgili bir dostunuz olarak. Sizce bu harekat ileride harp akademilerinde bir ders olarak okutulabilir mi? Çünkü söylediğiniz rakamlar ve yaşanılan risk çok yüksek. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu meskun mahal operasyonlarının teknik ve taktiklerini hiçbir ülke uygulamadı veya uygulayamadı Ardan Bey. Yani biz bunu aslında hemen yakın geçmişimizde Güneydoğumuzda PKK'nın çıkartmaya çalıştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi sırasında 9 tane ilçemizde ve Şırnak'ta gördük. Ve
çok yoğun, çok sert, çok katı bir mücadele biçimiydi ve burada biz başarıyla çıktık. Bu anlamda çok önemli, önemli çünkü insanlık tarihinde bunun ne bir biçim var ne de yazılmış bir talimnamesi var. Evet. Yani evet talimnameler var ama o talimnameler bu yakın dönemde yaşanan çatışmalar için hiçbir şey ifade etmediği görüldü. Ve Mehmetçik aslında kendi kanıyla tabiri caizse bu talimnameleri yazdı. Bizim meskun mahallelerle ilgili BAP'ta yapacağımız harekat bu anlamda evet sizin aynen ifade buyurduğunuz gibi dünya literatürüne mutlaka girecektir. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat Güneydoğu'da iç güvenlik olarak görev yapmışlardı. Bir uzman olarak soruyorum. Komandolarımızın yanında bu arkadaşların da bulunması deneyimleri nedeniyle daha faydalı olur mu sizce? Yani şunu söyleyeyim hani düzeltme babından. Bizim meskun mahalle çatışmalarına katılan birliklerimiz şunlardı. Ne? Özel kuvvetler, komandolarımız, jandarma özel harekat birliklerimiz, polis özel harekat birliklerimiz ve korucularımız katıldı. Yani ne? Bizim hemen hemen bütün komando birliklerimiz, özellikle 1. ve 2. komando tugaylarımız ve jöhlerimiz, pöhlerimiz bu harekatta birebir yer aldılar. Yani buna yine aynı illerdeki diğer komando birliklerimiz de dahil olmak üzere. Yani şu an BAP'ta görevli olan Mehmetçiklerimiz bu noktada büyük bir çoğunluğuyla bu mücadelede zaten tecrübe sahibiler. Ha deneyimleri ancak, yüksek. Evet. Tabii yalnız burada başka bir mesele var. Yani onu ifade etmek isterim müsaadenizle. Buyurun. Sivillerin IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanılmaları bu harekatın bu şekilde temkinli gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Doğru. Temkin aynı zamanda bir şekilde gecikmeye ve zamana yayılmasına sebebiyet veriyor. Çünkü şu ana kadar silahlı kuvvetler buna çok ciddi anlamda dikkat etti. Bu dikkat etmesine rağmen IŞİD ısrarla sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Bir diğer tarafıyla canlı kalkan kullandığı alanları kameralarla donatıp bir şekilde onlarla ilgili bir kayıp öğrenmesi için fırsat peşinde koşuyor. Niyeti şu, Arap toplumuyla, Arap dünyasıyla biz Türkler arasında büyük bir kırılganlık ve düşmanlık üretmek gibi temel bir derdin peşine düşmüş durumda. Yani şunu demek istiyor, Türkler Arapları katlediyor. Böyle bir temel gayreti ama var. Ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Ama bir diğer tarafıyla da risk var. Bir diğer tarafıyla da kirli propaganda, gri ve kara propaganda bir şekilde kendisini göstermeye başladı. Bazı Arap medyasında bununla ilgili bilgiler üretilmeye çalışılıyor. Ama şu ana kadar bir delil veya ispat üretebilmiş değiller. Ümit ederim de bundan sonra böyle bir fırsatı onlara biz sunmayacağız. Evet. Ama IŞİD çok kurnazdır. Yani çok 2003 işgalinden beri ortaya koymuş olduğu o şeytani aklıyla pek çok etki üretmeye çalışabilir. Bizim zihinlerimize sızmaya çalışabilir. Başka insanların zihinlerine sızmaya çalışabilir. Her ne yaparsa yapsın, özellikle zihinlerimize sızmasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bu önemli çünkü sinir savaşı. Öte tarafıyla da şöyle kısa bir bilgi vereyim. Yani özellikle sivillerin dışarı çıkmasına izin vermiyor. Yani kurmuş olduğu kontrol noktalarında çok ciddi anlamda zulümleri var. Hatta 30'dan fazla insanı katletti. 100'e yakın insan hayatı yaralandı. Bir diğer tarafıyla da sivillerin çıkmasına yardımcı olmaya çalışan, kimisi para karşılığı vesaire sebepler yapan kişileri de yakaladığı zaman onları dehşet içerikli şeylerle infaz ediyor. İşte bunlardan bir tanesi geçen hafta içerisinde çarmıha geldi babun içerisinde. Yani kullanmış olduğu patlayıcıları sordunuz. İşte RDX. Yani onu söyleyeyim kısaca, en kuvvetli yanma hızı olan bir patlayıcı madde. Yani saniyede 7800 metrelik bir yanma hızı var ki en yüksek olanların başında geliyor. Ve sadece profesyonel ordular tarafından ve istihbarat servisleri tarafından kullanılıyor. Yani bunun menşeyle ilgili pek çok cümle kurulabilir ama özellikle böyle bir zamanda ve böyle bir ortamda bizim karşımıza çıkmış olması, bunları kullanıyor olmaları tabii doğal olarak büyük fotoğrafın altına baktığımız zaman pek çok zanlı da beraberinde getiriyor efendim. Abdullah Ağar çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi çok aydınlatıcıydı. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim, iyi akşamlar. Efendim tabii bu arada Türkiye en yukarıdan en aşağıya Suriye'nin tamamını asla unutmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dünyanın bütün first lady'lerine Suriye'de yaşanılan bu korkunç insanlık dramı için mektup yazdı.
Uluslararası toplumun büründüğü sessizlik insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanmıyor. Bu cümleler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Suriye'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili dünya liderlerine eşlerine gönderdiği mektuptan. Emine Erdoğan mektupta dünyanın göz önünde Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını, geçen 5 yılda 600 binden fazla insan öldüğünü hatırlattı. 7 milyon insanın evinden olduğuna dikkat çekti. Emine Erdoğan dünya liderlerine eşlerine çatışmalarda çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğini anlattı. Emine Erdoğan dünya liderlerine eşlerine bir anne, bir kadın ve hepsinden öte insan olarak Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz diye seslendi. Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. Dünya liderlerine eşlerine seslendiği mektupta Emine Erdoğan, Türkiye'nin savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği ile drama kayıtsız kalmadığını anımsattı. Son günlerde Halep'te yaşanan dramada kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Halen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır. Tabii ki Filistin'de gözümüz, çünkü orada da tuhaf şeyler oluyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i pek kollamadı ama İsrail'deki yönetimin ne mal olduğu da ortada. İstanbul'da 7 İhlal Derneği tarafından Filistin konulu bir konferans düzenlendi. Hamas siyasi büro başkanı Halit El-Meşal de buradaydı ve yaptığı konuşmada siz Türkler 15 Temmuz'da nasıl o darbeyi püskürttüyseniz biz Filistinliler de bir gün bu Siyonizmi püskürteceğiz dedi. Gazze'yi her daim yüreğinde diri ve canlı tutan 7 Hilal Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Konuşmaları'nın ilk etkinliği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Filistin konulu konferansın konuğu Hamas Siyasi Büro Başkanı Halit Meşal'di. Salonda bulunan kalabalığa seslenen Halit Meşal, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep eden kararı değerlendirdi. Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa Filistin topraklarındaki yerleşimcileri, işgalcilere karşı bir karar alıyor. Şunu ilan etmek istiyoruz ki Birleşmiş Milletler'in bu almış olduğu adil kararı onaylıyoruz ve daha fazla bu konuda kararlar almasını da bekliyoruz doğrusu. Meşal, Türkiye'nin büyük halkının bir gecede darbeyi durdurduğu gibi Filistinlilerin de mutlaka Siyonizmi yeneceğini dile getirdi. Siz Türk kardeşlerim olarak, Türkiye'li kardeşlerim olarak bir tecrübe ortaya koydunuz, bir destan ortaya koydunuz. O da şu: sokaklara döküldünüz, sokaklara dökülmeden darbeyi durdurabilir miydiniz? Sokaklara döküldünüz ve bir darbeyi durdurdunuz. Milletin büyük vatandaşları, büyük çocukları, siz nasıl bir gecede bir darbeyi durdurduysanız, bir darbeyi yendiyseniz, Filistin'e de inşallah bizler de Siyonizmi mutlaka yeneceğiz. Filistin için Kudüs'ün vazgeçilmez olduğunu söyleyen Meşal, Türkiye'de yaşananların da Kudüs'ün bir parçası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin liderleri, lider kadroları da başta Sayın Erdoğan olmak üzere Kudüs için çok güzel hizmetler yapmaktadır. Kudüs'e çok güzel, Kudüs'ün tekrar kendi konumuna kavuşması için iyi çalışmalar yapmaktadır. Evet.
Şimdi efendim biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yeni Zelanda, Malezya, Senegal gibi ülkeler tarafından getirilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerini derhal durdurup hatta geri çekilmesini öngören karar tasarısında İsrail'i korumadı. Vay sen misin korumayan? Ne Amerikan Büyükelçisi'nin başbakanlığa çağrılmadığı kaldı, ne şu kaldı, ne bu kaldı. Meğersem Sayın Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür diyor ama galiba 6'dan büyüktür demesi gerekiyor. Amerika'nın koltuğunda bir başka ülkenin de gölgesi varmış. Bunu da anlamış olduk. Gerçi biliyorduk ama olaylar bize gösteriyor. Niçin söylüyorum efendim? 1979'dan bu yana İsrail esasında planlı olarak Filistin topraklarına yerleşim birimi koyuyor. Topraklarını terk etmiş Filistinlilerin, terk etmeye zorlanmış Filistinlilerin önce topraklarını askeri bölge ilan ettiler yıllar içinde. Devamında da yerleşim birimleri için açtılar. Şimdi burası bir İsrail. Görüyorsunuz bunun üç parçası var. Bir normal İsrail sınırları, bir Doğu Kudüs'ten bağlantılı olarak Batı Şeria yani Filistin toprakları, bir de Gazze burada. Şimdi bu olay Batı Şeria'da, Gazze'de olmuyor tabii, çok küçük bir bölüm. İşte burada da daha büyütülmüş olarak gösteriyorum sizlere. Turuncu bölgeler, bakın burası bütün dünyaca Filistin toprağı ve Filistin devletinin toprakları olarak kabul edilen bir yer. Turuncuyla işaretlenmiş bütün bu bölgeler yerleşim birimi, Yahudi yerleşim birimi. Bir rakam söyleyeceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. 1977'de Batı Şeria'da yerleşimci sayısı, Yahudi yerleşimci sayısı 4400'dü. Evet, 2016'da tahmin edin, tahmin edemezsiniz. Tam 420 bin. Doğu Kudüs'le falan beraber bu Filistin topraklarına şu ana kadar 640 bin Yahudi yerleşmiş durumda. Boş yere dünya ayağa kalkmıyor. Boş yere Amerika Birleşik Devletleri bile artık Netanyahu gibi faşist politikacıların Filistinlilere yapmakta oldukları bu açık sivil işgale karşı onları korumuyor. Bunun bilgisini vermek için bu haritayı açtım. Gerçekten Filistin topraklarında çok ama çok büyük bir sorun var. Yarın İstanbul'da başlayacak bir dava önemli. Çünkü 15 Temmuz darbecileri artık mahkeme önünde hesap vermeye başlıyorlar. 29 polis yarın mahkemede. Hayır! Hayır! FETÖ'cüler için yargıya hesap verme günü geldi. İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kabul edilen ilk iddianamede şüpheli olarak yer alan 25'i tutuklu 29 polis salı günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. FETÖ'cü darbe girişiminin İstanbul'daki ilk duruşması Silivri'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından 29 sanık polis hakkında iddianame düzenlenmiş. Başsavcılıkça onaylanan 59 sayfalık iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ilk duruşmanın 27 Aralık 2016 tarihinde Silivri'de görülmesine karar vermişti. Aralarında amir, pilot, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu sanık polislerin darbeci askerlerin eylemleri doğrultusunda hareket ettikleri, görev yerlerine çağrılmalarına rağmen görevlerinin gereğini yapmadıkları, FETÖ'ye yardım ettikleri, amir konumundakilerin kendi emri altındakileri kalkışmaya karşı durmamaları için yönlendirdiği, direnmeye gelen vatandaşları dağıtmaya çalıştıkları iddia ediliyor. Büyük kısmı Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden 21 polis hakkında darbeye teşebbüs suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 8 polis hakkında da terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bir başka önem verdiğimiz davaya da bakalım. Soma'yı unutmaya ve unutturmaya hiç niyetimiz yok. 301 madencimiz orada şehit oldu biliyorsunuz. Ve o ocağın sahibi Alp Gürkan İstanbul'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Soma'da 301 maden işçisine mezar olan maden faciası sonrası sanıklardan Alp Gürkan 2,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı. Soma Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Gürkan'ın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlandığı iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Kasım 2016'da kabul edilmişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanıkların ikamet ettikleri illerdeki mahkemelere ifadelerinin alınması için talimat yazılmıştı. Alp Gürkan da bu kapsamda İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Duruşma öncesi Şehit Madenci Aileleri adlı grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Sorumluların tutuklanmaları istendi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca şikayetçinin katıldığı duruşmada savunma yaptı. Alp Gürkan sanık kürsüsüne çıktığı sırada mahkeme başkanına "Kulağım çok iyi duymuyor. O yüzden size bazı şeyleri tekrar ettirmek zorunda kalabilirim." deyince salonda bulunan madenci yakınları tepki gösterdi. Alp Gürkan facianın yaşandığı dönemde oğlunun görevde olduğunu söyledi. "İşletmeyle ilgim yoktu." dedi. Beraat talebinde bulundu. "Ben 2013 yılı Aralık ayında yaşımın ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrıldım. Ondan sonraki süreçte işletmeyle bir ilgim kalmadı. Şirkette neler oldu, ne gelişmeler vardı, bir bilgim yok. Oğlumun madencilikle bilgisi ve ilgisi olmadığından dolayı işletmeden ayrıldıktan sonra Ramazan Doğru'yu yönetim kuruluna aldım. Mevzuata bütün kurallara uyulmuştur, dışına çıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." Alp Gürkan şirketi suçlayan bilirkişi raporlarının da kurgu olduğunu iddia etti. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi kısa bir aramız var, şu kadarcık. Ve devamında iç politikaya ve ekonomiye dönük çok önemli haberlerle karşınızda olacağım. Bir yere kıpırdamayın. Bekleyin. 26 Aralık 2016 Pazartesi gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23 sevgili seyirciler. Ve moderatör gece iç politika, ekonomi ağırlıklı. Yaşamın içinden akan keyifli haberlerle devam ediyor. Kısa başlıklar vereceğim müsaadenizle. Türkiye Meclis Anayasa Komisyonu'nun haydi gergin toplantılarına ve Başbakan Binali Yıldırım'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki mutabakat sürecine kilitlenmiş durumda. Dile kolay, sivil bir anayasa yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu detayları vereceğim. Devamında 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'den başkentin nabzını alacağım. Ne Suriye'deki savaş, ne Irak'taki riskler, ne de FETÖ kumpasları veyahut küresel finans gruplarının bir dönem hızla artan, şimdi biraz püskürtülen diğer kumpasları. Hiçbir şey bizi engelleyemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilgaz tünelinin açılışı nedeniyle yaptığı açıklamalarda OECD raporlarına göre Türkiye'nin zenginler sınıfına geçtiğini ifade etti. Bütün bu gelişmeleri vereceğim. Devamında Cüneyt Paksoy'la olayı değerlendirmeye çalışacağım. Ve tabii hava durumu, yoğun kar yağışı yurdun büyük bir kısmını etkiliyor. İstanbul'a doğru geliyor. Herkes alarmda. E tabii kıştır. Sonuç itibariyle o kar yağışları Allah'ın izniyle hep barajlarımızı dolduracak. Ve önümüzdeki yıllarda da su sıkıntısı çekmeden yaşamaya devam edeceğiz. Her zorluğun bir iyi yönü var. Birazdan onları aktaracağım. Kızıl Ordu korusunu taşıyan Rus uçağıyla ilgili gelişmeleri de değerlendireceğiz. Rusya yasta Başbakan Binali Yıldırım da Rus mevkidaşı Medvedev'i arayarak Türk halkı adına başsağlığı dileklerini bir kez daha iletti. Bununla ilgili detaylar da olacak ve bir döneme gerçekten büyük bir imza atmıştı. George Michael 53 yaşında. Kalp yetmezliği diyorlar. Öldü. Efendim dilerseniz haberlere geçelim. We'll be right back.
Önce Ankara'dan akşam saatlerinde yaşanılan sıcak gelişmeyi aktaralım. Bir kez daha Başbakan Binali Yıldırım'la MHP lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde anayasa buluşmasını gerçekleştirdiler. Yıldırım ve Bahçeli görüşmesi 21.15'te başladı. Masada anayasa değişiklik teklifi vardı. 45 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Başbakan Bahçeli de Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadelede son durum hakkında bilgi verdiği ifade ediliyor. Tabii Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli dördüncü kez buluştular. Bir mutabakatı sonuna kadar götürmeye çalışıyorlar ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa Komisyonu hayli gergin dakikalar yaşıyor. İşte bugünkü çalışmaları. Meclis Anayasa Komisyonu'nda tansiyon yine yüksekti. Cumartesi günü kavga çıktığı için çalışmalarına ara veren komisyon mesaisine yeniden başladı. Muhalefet maddelere geçemezsiniz, usulen konuşmalara devam edilmeli tezini savundu. İktidar karşı çıktı. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu söyledi. Engelleme tamam ama engellemenin de sınırı var diye konuştu. Ardından birinci madde üzerinde AK Partili Yusuf Paşa'ya söz verdi. Komisyon bir kez daha karıştı. Tartışma uzayınca devreye grup başkan vekilleri girdi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'la görüşülerek komisyona ara verildi. Verilen arada AK Parti, CHP ve MHP grup başkan vekilleri tansiyonu düşürmek için bir araya geldi. Birinci maddenin görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ madde üzerinde hükümetin görüşlerini açıkladı. Vesayeti taçlandıran bir anayasa. Onun için de bakın yürütme yetkisini vatandaş sandıkta verecek. Yürütme yetkisini alan kişi sorumlu olacak. Hem meclise karşı sorumluluğu var, cezai sorumluluğu var. Meclis bu şeyini yerine getirecek. Hem yargıya karşı bütün eylem ve işlemleri Cumhurbaşkanı'nın açılıyor. Ve bu yargı denetimi de hukuk devletini güçlendiren bir başka şey. Ardından maddenin oylamasına geçildi. İtirazlar içerisinde madde oylandı, kabul edildi. Ben esasında böyle meclis komisyonlarının, genel kurulların gergin olmasını severim. Çünkü milletvekilleri, biz seçmişiz onları, görevlerini yapıyorlar demektir. Yani bizim adımıza büyük emek veriyorlar demektir. Yani bu görüntülerden rahatsız olan bir takım insanlar vardır ama demokrasiler böyle yürür. Öyle değil mi Melik Yiğiter? Doğru yani tartışmalarla ama tabii bu iş biraz böyle gerilim yükselince, evet, engellemeler olunca biraz zaman zaman hoş olmayan görüntüler de çıkıyor ortaya. Tabii çıkacak, onları da ama Tayvan veya Ukrayna veya Kosova meclisi değil, onu da bir grup başkan vekilleri önleyecek. Peki AK Parti MHP devam ediyor anladığım kadarıyla mutabakat. Rota evet, nereye doğru Melik? Şimdi şöyle hem şeyde komisyonda zaten AK Parti ile MHP işin bir tarafında, evet, diğer tarafında da CHP ile HDP var. Ama komisyonda CHP ile HDP'nin itirazları mevcut teklif ve metin üzerinden değil, daha çok bir ideolojik minder üzerinden itirazlar var. Nasıl? Yani evet, siz bununla işte tek adamlık getiriyorsunuz, diktatörlük getiriyorsunuz, rejimi değiştiriyorsunuz gibi. O yüzden sinirler geriliyor zaman zaman. Ve hani CHP ile HDP'nin pozisyon değiştirmesi de beklenmiyor işin doğrusu. Evet. O yüzden de şu ana kadar tüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve şu anda birinci madde görüşülüyor. Bu işi biraz uzatacak komisyon aşamasında. Normalde 3 gün 5 günde çözülebilecek bir iş 4 hafta falan sürecek gibi görünüyor. Ama zaten Mart'a kadar bu iş toparlanır diye konuşmuştuk daha önce. Elbette. Sen de öyle yani söylemiştin. Evet. Bu opsiyon da üzerine konarak ve bunlar hesap edilerek, evet, bir takvimlendirme yapılmıştı. Bugün Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli görüşmesinde de hani gerilimi, tansiyonu düşürecek ne yapılabilir, hangi metot izlenebilir? Ha, evet, hem o amacı taşıyordu hem de
metin üzerinden revize edilecek herhangi bir nokta var mı diye. Çünkü biliyorsunuz komisyon aşamasında ya önergeyle değişecek ya da genel kurulda. O yüzden de hani bu aşamaya kadar acaba değişebilecek tarafı var mı diye bir görüşme bu oldu. Bu yedek çünkü, milletvekili konusunda bir hassasiyet olduğu söyleniyor. Evet doğru. Yedek milletvekili konusunda bir takım itirazlar ve şikayetler var. Evet. Acaba bundan vazgeçilebilir mi diye biraz da görüşmenin temel amacı da oydu. Belki ona da dair bir önergeyle o madde değişebilir ama şeyin teklifin temel noktalarında herhangi bir değişiklik olmayacak. AK Parti MHP'nin durduğu yer konusunda da bir değişiklik yok. Yani sonuna kadar bunu genel kurdan geçirme kararlılığı var iki parti dedi. Peki o zaman bir istikrar işareti mi bu siyasette? Elbette çünkü sonuç itibariyle bu hani bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir tartışma ve bunu aslında başlatan da biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Yani mevcut sistemle bu işin yürümedi ve madem öyle halka gidelim son kararı da onlar versin. Şimdi bu komisyonda da o tartışmalarda sürekli AK Parti'nin söylediği şey o. Yani burada hani gerilim kavga çıkarmanın bir anlamı yok. Müzakere edelim. Sonuç itibariyle halkın önüne gidecek ve son kararı halk verecek. 400'le de çıksa oraya gidecek. 330'la da çıksa evet, oraya doğru. gidecek. Evet doğru. Esasında diye. Bu kadar uzatmanın alemi yok. Sonuç itibariyle genel kuruldan da çıkacak ama ne olursa olsun sonuçta halk karar verecek. Elbette öyle. Bir de yani şu anda zaten sayısal çoğunluk anlamında da hani çok fazla o işin o boyutuyla engellemek mümkün değil. Sadece uzatmaya şey peki CHP anayasa çalışmalarından çekilebilir mi? Böyle bir şeyler konuşuluyor mu kulisinde? Kendi işlerinde tartışıyorlar bunu. Bunu komisyon aşamasında değil de genel kurulu aşamasında acaba öyle bir şey devreye sokabilir miyiz diye. Yani bir hani çekilme derken bir boykot. Şeklinde. Evet yani kendi işlerinde tartışıyorlar ama o henüz ağırlık kazanmadı. Yani biraz daha muhalefet edelim bakalım diyorlar. Peki muhalefet ediyorlar tamam. Böyle gidecek. Tılsımlı soru geliyor son. Bu muhalefetle beraber bu anayasa taslağına alternatif bir metin getirdiler mi? Şimdi şu ana kadar hani buna dair bir çalışmamız var diyorlar ama sunulmuş bir teklif yok. Yani bir mutfak çalışması var ve biz hani parlamenter demokrasinin yanayız buna dair çalışma yapıyoruz dendi ama buna dair henüz bir teklif yok. Komisyonda iletilmiş bir şey de yok. Komisyonda daha çok CHP'nin itirazı da zaten spesifik olarak maddeler üzerinde değil. Genelde söz alınır işte bir Atatürkçülük vurgusu, siz rejimi değiştiriyorsunuz, ileride bölünme olacak, biz izin vermeyeceğiz. Retorikleri özetle aslında iki cümle. Anladım. Yani CHP'den kaynaklanan herhangi bir anayasa çalışması şu anda yok. Kamuoyu da bilmiyor. Evet. Yani şu ana kadar sunulmuş, açıklanmış, dört başı mamur bir teklif yok. Anladım. Teşekkür ederim Melik Yiğiter. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Efendim yeni bir açılışla daha karşılaştık. 4 yıl sürdü yapımı. Ankara ile Kastamonu ve Çankırı'yı bağlayan Ilgaz Tüneli. 15 Temmuz İstiklal Tüneli adıyla Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıldı. Türkiye'nin dev ulaşım projelerinden biri olan 15 Temmuz İstiklal Tüneli hizmete açıldı. Çankırı ile Kastamonu arasına yapılan tünelin açılışını Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar gerçekleştirdi. Kürsüyü teşrifleriyle arz ediyorum. Yoğun kar yağışı altında yapılan açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un hatırasının Ilgaz'da yaşayacağını söyledi. Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesine Ilgaz İstiklal Tüneli en büyük şahittir. Birilerinin yıkma planlarına rağmen biz inşa etmeye devam edeceğiz dedi. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye, imar etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
Konuşmanın ardından kurdele kesilerek 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışı gerçekleştirildi. Ya Allah! Bismillah! Tünelden ilk geçen de yine Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım kendisinin kullandığı makam aracıyla tünelden eşi Simiha Yıldırım'la birlikte geçti. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Kastamonu'ya geçti. Kaldırımları dolduran binlerce vatandaş başbakanı bekliyordu. Yıldırım hoş geldin diyen vatandaşların elini sıkarak teşekkür etti. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Başbakan Nasrullah Meydanı'nda halka hitap etti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Birlik beraberlik mesajları verdi. Ülkemizde içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar, şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini karşılarsınız. Daha da beterini görürsünüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilgaz Tüneli'nin açılışı nedeniyle İstanbul'dan bağlantılı bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında OECD'nin Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladığını müjdeledi. Ilgaz Dağı kesintisiz. Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti. Bu açıklamayı en yetkili kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nitekim OECD Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan Ilgaz Tüneli açılış törenine İstanbul'dan canlı bağlandı. Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Türkiye'nin OECD tarafından yüksek gelirli ülkeler arasına dahil edildiğini ifade etti. Avrupa hesaplama sistemine geçmemizle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha ileri bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. Şimdi size bir müjde daha veriyorum. Nitekim OECD Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dünyada dikkat çeken yatırımlarından da bahsetti. Türkiye'nin güvenlik sorunlarına rağmen büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğunu söyledi. Sınırlarımızın içinde ve dışında adeta yeni bir istiklal harbi veriyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık. Burada verdiğimiz kayıpları unutmadık. Şehitlerimizi unutmadık. Gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptığımız fedakarlıkları unutmadık. Ama bütün bunlar ülkemizin aynı zamanda gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır. Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemeyecek. Evet, bu önemli açıklamalar özellikle OECD'nin son raporunda gerçekten Türkiye'yi orta gelirliden yüksek gelirliye çıkartması bu kadar büyük bir ateş çemberinin içinde yaşadığımız bir dönemde. Ordumuz Suriyelerde, Iraklarda savaş verirken yaşadığımız bir dönemde bu başarıları kavuşmamız ne anlam ifade ediyor? Bir bilene soralım dedik. Saxo Capital strateji uzmanı Cüneyt Paksoy şu anda karşımda. Cüneyt Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ardan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ben güzel haberlerde böyle bir başka duygular taşıyorum. Fark ediyordur seyircilerimiz. OECD'nin 8 ülkenin içinde Türkiye'yi de biraz daha zenginler koyuyor. Tam zengin sayılmayız, onu açık konuşalım ama orta gelirden yüksek gelire çekmesi neyi ifade ediyor? Sizce Türkiye bu kararla ve bu yapısıyla yeni yatırımlar çekecek bir ülke pozisyonuna mı geliyor? Aynen öyle Ardan Bey. Yani böyle bir ortamda birçok alanda mücadele veren,
bir yandan terörle, bir yandan sınır ötesi operasyonların içinde bizzat bir fiil mücadele veren, kendi içinde siyasi normalleşme süreciyle yapısal reformlarına devam eden, darbe girişimi, terörist darbe girişimi sonrası o yapıyla mücadele veren bir ülkenin kesintisiz olarak yapısal reformlar eşliğinde bu altyapı çalışmalarına devam etmesi, bu büyük projeleri meydana getirmesi çok çok önemli. Hem kalkınmışlık anlamında Türkiye adım adım ilerlerken hem de yabancı algısını normalleştirme adına bu adımları çok önemsiyoruz. OECD'nin raporu çok önemli. Yani biz söylemiyoruz. Dışarıdan gelen rapor bunu onaylıyor. Bu da önemli. Çünkü Avrupa hesaplama sistemi içerisinde milli gelirin yeniden dizayn edilmesi önemli bir gelişme. Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya çıkarma açısından bence önemli. Bence daha önceki, demek ki daha önceki uygulama bizim esas potansiyelimizi sergilemiyordu. Benim anladığım bu. Bir anlamda öyle. Evet. Aslında tabii ki o bir aşama aşama ama gerçek potansiyelimizi göstermiş olması açısından ve bundan sonraki hedeflerimize ulaşmanın aslında çok uzak olmadığını, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için altyapısının, ekonomik büyüklüğünün en önemlisi sizin de dediğiniz gibi o heyecanı taşıması açısından, o dinamizmi taşıması açısından gerçekten önemli. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani 81 vilayetin 55'inde havalimanımız var. Şimdi Avrupa'nın en büyük havalimanlarından birini bir iki sene içinde İstanbul'da açacağız. 393 tane toplam hem demiryolu hem havayolu, pardon karayolu üzerinde tünelimiz var. Yani koca bir ülkeyi hem bu mücadele sürdürürken yapısal reformlarla önemli bir lojistik alan haline getiriyoruz. Bakın bu çok önemli. Yani bu çok çok önemli. Bu lojistik alan demek Türkiye enerji koridoru olacak. Türkiye önemli ticaret ağlarının ortasında yer alacak. Böyle stratejik bir önemi olan ülkenin bu yapısal reformlarla bu altyapı çalışmalarını tamamlamış olması, tamamlıyor olması birçok Avrupa ülkesini, hatta bütün global ölçekte birçok ülkeyi geride bırakıyor olması gerçekten önemli. Ve buna rağmen seyircilerimize bir noktayı da hatırlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında 270 diplomatik temsilciliği var. Türkiye'nin son ataklarıyla diplomatik temsilciliği 235'e çıkmış durumda ve dünya altıncısı. Daha ne anlatabiliriz? Aynen öyle. Yani sorun yok değil dediğiniz gibi. Tabii ki var. Evet. Ama bu sorunlarla mücadele kararlılığı var. Hem doğuya hem batıya yüzünü çevirmiş çok eksenli bir Türkiye var. Ve şunu anlıyor yavaş yavaş dünya bu önlemler, bu kalkınma hamleleri, bu altyapı çalışmaları Türkiye hakikaten herkese lazım. Yani peki milli seferberlik, vatandaşın milli seferberliği bu döviz kumpasını gömdü mü sizce? Bu bir anda olacak bir şey değil, adım tabii, adım doğru. Ama önemli tabii bir adımdır. Hatta ilk ihaleyi de yaptık TL bazında. Biraz bunlar sonra vereceğim, onu anlatma. Şimdi aynen öyle. O çok önemli. Sıradaki haber o, evet. En azından ona sinyal vermiş olalım. Evet. Yani o adımı da atıyor olmamız önemli. Ama şu var. Önümüzdeki dönemde asıl önemli olan kurda ve faiz tarafında normalleşme içerisine girdikçe Türkiye'nin bu hamlelerinin asıl primi orada belli olacak ve risk primimiz hızla düşecek. Bir dönem evet sıkıntı yaşayacağız ama sadece biz yaşamıyoruz. Bütün dünya yaşıyor. Bugün Avrupa Bankacılık Sistemi diyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Konuşmasında büyük bir sıkıntı var. Ama biz konuşurken bu kadar mücadele yaparken en azından o seferberlik, o binliği beraberlik duygusunu koruyarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Paxo, İnanın, buyurun. Yo söyle, inanın. İnanın yani Türkiye, benim görüşüm, dışarıdaki yatırımcılarla da görüşüyoruz. Evet, kısa dönem adına bir belirsizlik, bir öngörülebilirliğin az olduğu bir dönemden herkes bahsediyor ama bu dönemi atlatacak olan ve jeopolitik risklerin de belli bir dengeye ulaşmasıyla tekrar ihracatında ve turizminde tekrar o kanalların açılmasıyla birlikte Türkiye'nin hikayesinin yazılacağı, yabancı sermaye akışının hızlanacağı bir dönemin de yaşanacağını söyleyebilirim. Yeter ki bu birlik beraberlik, bu yapısal reformlar, bu kalkınma hamleleri masada kalsın. Onlar oldukça kurda, faizle dengesini bulur. Bir önemli nokta özel sektör dinamizmi.
Bu noktada da çok ciddi çalışmalar var. Özellikle son ekonomik koordinasyon kurulunda önemli kararlar var. Onların şimdi yavaş yavaş realize olduğunu görüyoruz. Bir günde değil ama adım adım Fed'e rağmen, Trump belirsizliğine rağmen, Çin vesaire kaygılara rağmen, jeopolitiklere rağmen Türkiye en azından kendi ev ödevlerini yaparak önümüzdeki dönemde pozitif ayrışabilecek ülkeler tarafına geçecek diye düşünüyorum. Buna da zaten fiyatlamalarda şu an onu gösteriyor bize, kanıtlıyor Ardan Bey. Soracağım soruyu da cevaplamış oldun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, sosyal medyadan bir grafik geldi. Ben de dedim ki bu grafiği özellikle genç seyircilerimle paylaşayım. Bir abileri, hatta bir babaları olarak. Çünkü başarı öyküleri yazmak zor iştir. Milletçe ve bireysel anlamda. Arkadaşlar, bu mütevazi grafiği getirdiler ekrana. Bakınız, başarı bir buzdağıdır. Başarı bir buzdağıdır. Niye? Çünkü başarı dediğimiz şey buzdağının 1/8 kadar gözüken bir bölümünü oluşturur insanlar ve toplumlar için. Ama esas başarı gerçekte budur. Yani alttaki, suyun altındaki bölüm. İşte orada ne var? İşte onlara bir bakalım. Buzdağının üstündeki o görünen başarıya nasıl ulaştığımızı anlayalım. Riskleri göğüsleriz. Odaklanırız. Milletçe odaklandık. Amaçlarımız vardır, amacımız var. Kararlılık vardır, kararlıyız. Ve toplu bir çalışma eylemini gerçekleştiririz. Önerilerimiz vardır. Sürekli birbirimize önerilerde bulunuruz. Burası demokrasi. Alışkanlıklarımız vardır. Mesela bir tehditle karşılaştığımızda kabaran damarımız gibi. Bu bir alışkanlığımızdır, genetiğimizdir. Ve en önemlisi çok çalışma. İşte genç arkadaşlar, arkamdaki bu buzdağını unutmayın. Hayatta sizi herkes başarılı olmaya sevk edecektir. Ve o sadece başarı dediğiniz şey o buzdağının üstünde, denizin üstünde gözüken o küçük bir bölümdür. Siz gençler, özellikle aşağıya bakın. Gerçekte olana bakın. Riskler, odaklanın. Amaçlar, kararlılık, başarısızlıkları göğüsleyin. Toplu çalışın. Özverili olun. Alışkanlıklarınızdan taviz vermeyin. Ve tabii ki çok çalışın. Bunu yaptığımız sürece bu başarı öykülerini biraz önce Cüneyt Paksoy'un da ifade ettiği gibi daha çok konuşuruz. Bizim hepimizin artık başarı öykülerine ihtiyacımız var. Grafik de burada. İsterseniz bir kararlılık örneği olarak biraz önce Cüneyt Paksoy da söyledi. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun kararını da belirtelim. Ağrı Merkez ve Doğu Beyazıt ilçesi için açılan ihale artık Türk lirasından oldu. Biz şimdi devlet olarak mesela İhalelerde bile istisnalar bir kenara TL olarak ihaleleri yapma noktasında hükümetimiz böyle bir planlama kararı aldı. Bu adımları böyle atacağız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi ve ilk Türk lirasıyla enerji ihalesine çıkıldı. Ağrı Merkez ve Doğu Beyazıt ilçesi için doğalgaz dağıtım ihalesi TL cinsinden yapıldı. Teklif geçerli. 4.690 daha düşük bir teklif var mı? İhaleye ilgi yoğundu. 5 firma yarıştı. En düşük teklifi veren 3 firma açık eksiltme yöntemiyle kıran kırana mücadele etti. Mücadelenin sonunda en düşük teklifi 4.460 kuruş kilovat saatle Aksa Doğalgaz firması verdi. Bu ihalenin birçok manası var. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dolar yerine Türk lirası kullanılmasına yönelik çağrısından sonra TL olarak bizim ilk ihalemiz. Bizim gibi diğerleri de geçtiği takdirde çok büyük sorun yaratacağı kanısında değilim ve
Türk lirasına güven açısından da önemli olacaktır. EPDK 28 Aralık'ta da Tunceli İl Merkezi için TL cinsinden ihaleye çıkacak. Böylece 81 ilden 78 il doğalgaza kavuşmuş olacak. Tabii Türkiye bugünkü bu zengin kulüplere falan kolay gelmedi gençler. Özellikle sizlere söylüyorum. 70'li yıllarımızda büyük bir çaba içindeydik ama işte yapabildiğimiz oydu. Açık konuşalım. Şimdi vereceğim haber beni biraz nostaljiye de götürdü. Gençlik yıllarıma, 70'li yıllara. Murat 131 otomobillerinin tutkunları. Tam 40 yıl olmuş. Kutluyorlar. Bakmayın öyle gıcır gıcır durduklarına. Hepsi tam 40 yaşında. İstanbul caddelerinde doğum günü kutlaması vardı. Murat 131 tutkunları aşkla bağlı oldukları araçlarının 40 yaşına basması sebebiyle önce şehir turu attı. Benim aracımın adı Aşk. Dolayısıyla buradaki bütün arkadaşlarımız buna bir aşkla, bir gönül bağıyla, sevgiyle bağlı olduğu için bu arabaya bindiğimiz zaman ister istemez insanın yüzünde bir tebessüm, bir gülümseme oluyor. Oğlum Atatürk nutku nasıl okuyordu lan öyle mi? Onların üzerinden nesil nesil araçlar geçti. Hala 4 vites, kliması, dijital göstergesi, ABS'si, EDS'si yok elbette. Ama kullananlar için Murat 131'ler tam anlamıyla bir tutku. Sonra dedim ki neden hayalimi gerçekleştirmiyorum? Spor arabamı satıp sonra 79 model bu arabayı satın aldım. Üstelik onların tutkusunu ve hayat felsefesini herkes anlayamıyor. Murat 131 tutkunları insanların sık sık kendilerine tepki gösterdiğini söylüyor. Öyle ki motor sesine hasta olanlar dahi var. Bir tutku yani bir hastalık gibi bir şey bu. Etkinlik için İstanbul'da buluşan Murat 131 tutkunları doğum günü pastasını kesti. Ardından da günün hatırası olan bu pozu verdi. Bol bol anılar paylaşıldı. Sonra herkes evinin yolunu tuttu. Arabanın içini de... Bilmem bu haberde, görüntülerde bir detay dikkatinizi çekti mi? Çekmemiş olabilir. Ben size söyleyeyim. Dikkat ederseniz sağ aynası yok. Çünkü bir tek sol aynası vardı. Şoför için sağ ayna maliyeti yükselttiği için konmamıştı. Meraklısı eğer sağ tarafı da kontrol etmek istiyorsa ki bugün bütün araçlarda sağ ve sol aynalar vardır. Gider bizzat satın alır sonra ustaya götürür bir de sağ ayna taktırırdı ki havasından geçilmezdi gençler onu da söyleyeyim. Bir nostalji haberi daha vereceğim. Hoşuma gitti. 85 yaşındaki fotoğraf makinesi tutkunu evinin bir odasını müzeye çevirdi. 50 yıl boyunca 1000'den fazla fotoğraf makinesi toplamak ne demek? Bunlar arandisör. Eskiden filmleri büyüttü. Geçici bir iş diye fotoğrafçıda çalıştı. Fotoğraf makinesi tutkunu oldu. İstanbul Maltepe'de yaşayan 85 yaşındaki Bülent Esmen 50 yıldır satın aldığı binlerce fotoğraf makinesinden dev bir koleksiyon oluşturdu. Askere gitmeden evvel 3-4 sene fotoğrafçı yanında çalıştım. Çıraklık derken biraz daha ustalaştık filan. Ondan sonra askerden sonra bir daha fotoğrafla kısmet olmadı. Esmen 1967 yılında makine almaya başladı. Sonraki yıllarda bu alışkanlığı tutkuya dönüştü. Evinin bir odasını adeta müzeye çevirdi. Devamlı makine aldım. Bu ev müsaitti. Ondan sonra o bir odasını öyle makinelere tahsis ettim. Esmen gözü gibi baktığı ve her biri hakkında ayrı ayrı fikir sahibi olduğu fotoğraf makinelerini müzeye bağışlamak istiyor. Müze açılırsa müzeye bağışlamak istiyorum. Biraz da yaşamın içinden haberlere bakalım. Yoğun kar yağışı ülkeyi etkiliyor. 4 saat boyunca karla mücadele ettiler. Hamile kadını işte böyle kurtardılar. Muş'un Elçiler köyünde yaşayan 23 yaşındaki Zeynep Akalın'ın doğum sancıları artınca durum 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Karla mücadele ekiplerinin çabasıyla yolun yaklaşık 50 kilometrelik kısmını kat eden AFAD ekipleri kalan mesafeyi de paletli araç ve kar motoruyla geçmeye çalıştı.
Bu sırada köylülerin traktörle getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın'la karşılaşan AFAD ekipleri hamile kadını paletli araca alarak ambulansın bulunduğu bölgeye taşıdı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Akalın sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. AFAD ekibi hiç yani zaman geçmeden kızaklarıyla ondan sonra büyük araçlarıyla bize yetiştiler. Şu an hastamızı aldılar, hastaneye doğru götürüyorlar. Allah razı olsun. Bursa'da da mahsur kalan 6 kişi jandarmanın 1 metreyi aşan karda yaptığı operasyonla kurtarıldı. Uludağ'ın eteklerinden yürüyerek şehir merkezine inmek isteyen 6 kişi 1 metreyi aşan kar kalınlığı ve soğuk havadan dolayı kayboldu. Bunun üzerine cep telefonlarıyla jandarmayı arayarak yardım istediler. Ekipler kar kalınlığından dolayı yürüyerek bölgeye ulaştı. Yaklaşık 15 kilometrelik mesafenin ardından 4'ü erkek 6 kişi jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Bir süre sonra soğuk havadan dolayı ayakları donan genç kızı jandarma ekipleri sırtlarında taşıdı. Genç kız 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyüşü tertipleyen şahıs hakkında Bursa Valiliği'nin alan kılavuzu alınması yönündeki kararına uymamaktan dolayı idari işlem yapıldı. Üzerinize kurup sorup bir şey var. Evet, biz burada karla mücadele ediyoruz ama iyi ki Filipinler'de değiliz. Filipinleri Nina kasırgası vurdu. Rüzgarın hızı saatte 255 kilometreye kadar ulaştı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinleri vuran Nina tayfunu can aldı. Nokten adıyla da anılan tayfun en çok ülkenin doğusundaki Catanduanes adasını etkiledi. Sel ve heyelan felaketlerinden endişe edilen bölgede yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Tayfunun oluşturduğu yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar onlarca limanın kapatılmasına sebep oldu. Ülkenin diğer bölgelerinde de alarm var. Tayfun başkent Manila'nın nüfus yoğunluğu yüksek olan güneydoğu bölgelerine ilerliyor. Başkentte şiddetli rüzgarın uçurması riskine karşılık reklam panoları kaldırıldı. Birçok şehirde ise elektrik kesintileri var. Tayfun Manila'dan geçtikten sonra Güney Çin Denizi'ne ilerleyecek. Çevre ülkelerde alarmda. Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçağın Karadeniz'e düşmesi ve çok sayıda insanın hayatını ünlü sanatçılarla beraber kaybetmesi Rusya'yı tam anlamıyla yasa boğdu. Ve uçağın düşüşüyle ilgili iddialar çeşitli. Gecenin karanlığında kıyıdan uzakta bir parlama görüntülere takıldı. Rusya'nın Soçi kenti sahilindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntü tam da Suriye'ye giden Rus uçağının düştüğü dakikalardan. Görüntüler görgü tanıklarını doğrular nitelikte. Tanıklar uçağın düşmeden önce havada alev aldığını iddia ediyordu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bu görüntüler acaba terör saldırısı mı düzenlendi sorusunu yeniden akıllara getirdi. Bu kez iddiaları Rus İç İstihbarat Servisi yanıtladı. Saldırı ihtimali yok dedi. 92 kişiye mezar olan uçakta dünyaca ünlü Kızıl Ordu korosu vardı. Karadeniz'e çakılan uçak ayrıca Savunma Bakanlığı yetkilileri, gazeteciler ve insani yardım kuruluşları temsilcilerini taşıyordu. Ruslar kurbanların yasını tutuyor. Soçi Havaalanı'nda kurulan anma köşesinde kazanın kurbanları için çiçekler bırakıldı ve mumlar yakıldı. Ayrıca kiliselerde anma törenleri düzenlendi. Koronun Moskova'daki merkez binasına da gün boyu çiçekler bırakıldı. 64 üyesine uçak kazasına kurban veren koronun baş solisti Vadim Ananyev kurtulan tek sanatçı oldu. Eşi doğum yaptığı için seyahate katılmamıştı. Rus yetkililer en kısa sürede ana enkaza ulaşmayı umuyor. Çalışmalar havadan, kıyıdan, denizden ve denizin altından sürüyor. 24 saat süren arama tarama operasyonuna 3500 kişi katılıyor. Soçi'den 1,5 kilometre açıkta, 27 metre derinlikte uçaktan bazı büyük parçalara ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenazelerdeki can yelekleri ise uçak düşmeden önce yolcuların uyarıldığına işaret ediyor.
Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'le bir telefon görüşmesi yaparak Türk halkının, Rus halkının acısını paylaştığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'i telefonla aradı. Görüşmede Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili başsağlığı dileyen Yıldırım, Türk halkının bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin, aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek paylaştığını dile getirdi. İki lider arasındaki görüşmede terörle mücadelede işbirliğine de vurgu yapıldığı öğrenildi. O bir döneme gerçekten damgasını vuran çok iyi bir sanatçı, söz yazarıydı. George Michael'dan söz ediyorum. 53 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Careless Whisper. Yaşı 35'in üzerinde olup da bu şarkıyı hatırlamayan neredeyse yoktur. 1980'li yıllara damgasını vuran bu romantik şarkıyla özdeşleşen Yunan asıllı İngiliz sanatçı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti. Michael'ın İngiltere'de öldüğü haberini ünlü şarkıcının menajeri verdi. Ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı. Asıl adı Yorgo Kriassos Panayiotou'ydu. 1980'lerde okul arkadaşıyla kurduğu grupla şöhret kazandı. Ünlü şarkıcının grubun solisti olarak söylediği birçok şarkı liste başı oldu. George Michael, Careless Whisper'la 1984'te ilk single'ını çıkardı. My fans deserved to know. Albümleri toplamda 100 milyondan fazla sattı. İki kez Grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödülleri'nin sahibi olan sanatçının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. Bir demokraside bütün insanlar bir masa başında, aile sohbetinde veya arkadaşlarla buluştuklarında siyaseti tartışabilirler. Tabii tartışsınlar. Ama kararında. Siyaseti tartışmak demek birbirimizi öldürmeye kalkmak anlamına gelmiyor kuşkusuz. Ama İstanbul Beykoz'da bir yalıda tam 20 yıldır o yalının şoförü ve hizmetlisi olarak çalışan Nihat Bulca bir siyasi tartışmada o yalının sahibinin oğlu tarafından öldürüldü. 20 yılını verdiği, her işe koşturduğu yalıda uğradığı bıçaklı saldırı sonu oldu. Olay Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür'le ailenin 20 yıldır şoförlüğünü yapan görevli 50 yaşındaki Nihat Bulca arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Burhanettin Tarkan Yürür, aile şoförleri Bulca'ya bıçakla saldırdı. Eline geçirdiği bir bıçakla enişteme saldırıyor. Güvenlik görevlisi arada uğraşıyor söylenen. Bunun sonucunda da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Nihat Bulca yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ama kurtarılamadı. Ben günlük siyasi konuları anladığım kadarıyla Suriye meseleleri, ülkenin meseleleri, farklı fikirler. Yani böyle bu seviyeye gelmeyecek aslında, gelmemesi gereken konular o kadar. Neden öldürdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz? Cinayet büro amirliği ekipleri katil zanlısı Burhanettin Tarkan Yürür'ü gizlendiği adreste yakaladı. Gözaltına alınan Yürür sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Katil zanlısının adliyeye sevk edildiği saatlerde öldürülen şoför Nihat Bulca'nın cenaze töreni vardı. Beykoz Ortaçeşme Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katil zanlısının babası, iş adamı Sabri Yürür de katıldı. Ancak Nihat Bulca'nın yakınları tepki gösterince iş adamı Yürür cenazeyi terk etmek zorunda kaldı. Nihat Bulca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bütün gençlere söylüyorum, öfke kontrolü çok önemlidir. Eğer öfkenizi günü geldiğinde kontrol edemiyorsanız bir profesyonel destek alın. Profesyonel destekle öfke kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bakın, zengin bir ailenin biricik evladı Durup Turkan katil oldu ve cezaevini boyladı. Bir başka şahıs, yılların kabadayısı, Üsküdarlı Çakır Ahmet. Gençliğinde karışmadığı iş kalmamış ama tövbekar olmuş. Ve arkadaşımız Okan Ateş, Çakır Ahmet'i buldu. Bakın o şimdi belediye desteğinde ne işler yapıyor. Sevda denilen şey, aşk denilen şey bir gül gibidir. Gül tikensiz, tiken gülsüz olmaz. Onun sevdası da Üsküdar sokakları. Yıllarca semtin kabadayısı oydu. Bileği hala bükülmüyor. Ancak artık tövbe etti. Belediyenin tahsis ettiği araçla tatlı satıyor. Ben geçmişimle de gurur duyuyorum. Ben yıllarca kürükçülük yaptım. Kumar oynadım, kumar oynattım. Yabancı bir kızdan evlendim. Sonra tövbekar oldum. Kek poğaça yaptım, sattım. Şimdi 4 senedir tatlı yapıp satıyorum. Ahmet Ersan, namı diğer Çakır Ahmet. Gençliğinde Üsküdar'ın kabadayısıydı. Ancak her şeyi bir kenara bıraktı. Tatlı satmaya başladı. Ekmeğini taştan çıkarttı. Kolay gelsin. Çakır abi Üsküdarlılar çok seviyor. Tatlılarına olan rağbet de oldukça büyük. Üsküdar her zaman benden sorulur. Çünkü ben Çakır Ahmet'im. Beni herkes sever sayar. Allah razı olsun. Biz her zaman fakirin, garibin, yetimin hep onların yanında olduk. Ben bunları asla çıkarmam. Bunlar benim fesim, bilekliklerim. Benim bunlar benden bir parça gibi. Bu askerlik döneminden bir fotoğraf ekranlarınıza geldi. İşte bir jön diyebilir miyiz? Estağfurullah babacığım. Hangisini önerirsiniz bize? Hangi tatlı en güzel? En az hepsi sizin kadar tatlı kardeşler. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Tatlılarım benim müthiştir. Ahmet abi gerçekten müthiş. Eline sağlık diyoruz. Sağ hayırlı işler diliyoruz. Yeeey! Tatlıcınız o da sayın abiler. Efendim bu akşamlık bu kadar. Birazdan jenerik dönecek ve özellikle Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yorumlarıyla karşınızda Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli olacaklar. Onlara size emanet ediyorum. Hoşçakalın.